Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. bir sürü lisan edersem lütfen yaşıma ve heyecanıma başlayın. ben 24 yaşına yeni girmiş genç bir çiftçiyim. Kendime çiftçi diyorum çünkü kendi hayvanları olan, babasının işletmesini sırtlanan genç bir çiftçiyim. Ben e, ilk önce kısa olarak kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum. Oku, okul hayatım hep köyde geçti benim. İlkokulu köyde geçti, ortaokulumu başka bir köyde yatılı olarak okudum. Aslında küçüklüğümden beridir kendi başımın çaresine bakmayı bilenlerden biriyim ben de. E, lise hayatım Merkez, Kars Merkez'de geçti. Ben Kars Merkez'e bağlı Hacıveli Köyü'nde yaşıyorum. Ondan sonra üniversite haya, üniversiteye gittim. Lisemi çok iyi bir başarılı öğrenci olarak bitirdim. Lisem e, bittikten sonra üniversite hayatım Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde laborant veteriner teknikeriyim kendim. E, onur öğrencisi olarak bitirdim üniversitemi ben. Üniversitem bittikten hemen sonra klinik hayatına başladım. Saha eğitimi aldım. Yani tecrübeli bir saha hayatım vardır benim. Ahıra girdiğimde hangi hayvan olursa olsun sağlıklı mı, değil mi, huysuz mu, ateşi var mı hemen anlarım. Ve bunu da köy içinde yaparım. klinik hayatım zor geçti. Çok iyi bir hekimin elinden geçtim. Yani onun süzgecinden geçtim. Klinik hayatım bittikten sonra size küçük bir an anlatmak istiyorum. Ben o kış geldik babamın ahırına çalışıyorum, yardım ediyorum babama. Bizim iki tane hayvanımız sezeryan oldu. Güç doğum olduğu için sezeryan yapmak zorunda kaldık. İlkinde pek bir şey hissetmedim, hani olabilir hayvandır, gayet normaldir. Ama ikincisinde o kadar çok korktum ki bir işletmede bir hayvan kaybı yani kar maliyeti zarar maliyetini geçin duygusal olarak kurduğunuz bir bağ var. O hayvan öldüğünde ister istemez evde bir boşluk hissediliyor. Bunu bütün köylerde bilir yani. Hayvancılık yapan herkes bilir. O gün sezeryan oldu. Bizim de biraz soğuktu. Ee, hayvan fazla yoktu içinde. Ben saat ikiye kadar biz o hayvanın doğumuyla uğraştık. Sabahın ikisi yalnız. Sabah dört yani hekimler geldi, sezeryanı yaptık. Saat dörtte sezeryan bitti, hekimlerimiz gitti. Biz e, dedim ki siz gidip uyuyun, ben hayvanın başında beklerim. Çünkü dikiş olur, yırtılma olursa hani yardımcı olurum diye. E, i̇nek burada, yavrusu yanımda, ben de burada ahırda uyuyoruz. Ben, hayvan o kadar üşümüş ki buzası. Kalktı geldi benim kucağımı yattı. Ben de onu battaniyeye sardım beraber uyuduk. Ben bunu hiç unutmuyorum. Ve ben o gün anladım ki ben bu işe aşığım. Yani Sonra babam bile dedim ki ben kendi işimi, yani kendi mesleğimi kurmak istiyorum hayvancılık üzerinden. Ee, annem benimle üç yıl konuşmadı. Dedi ki ben dedi cidden üç yıl konuşmadı. E aynı evdeyiz konuşmuyor. Ben dedi senin köyde kalmanı istemiyorum. Yani kız olup köyde ne yapacaksınız, yani oku hayatını kurtar. Bir de köyde böyle bir saçmalık var. Oku hayatını kurtar. Niye yani ben bu toprağın ekmeğini yiyorum, bu derenin suyunu içiyorsamsa daha da demeniz lazım ki bu toprağa minnet borcum var. Ama işte pek öyle olmuyor. Ee, gençlerin çoğusu e, kent, kırsaldan kente göçüyor. Bunun sebebi ise sigorta imkanımız yok bizim. Ya da bu mesleğe meslek gözüyle bakılmıyor. Ben dein dediğim gibi kendi işimi kuracağım derken kendi komşum da olmak üzere ailem de dahil buna bir meslek olarak bakmadılar. Yani herkes böyle dedi bana. Babanın ahırında ya babamın ahırı değil bu. Benim ahırım. Ben kendi hayvanlarım var. Emek veriyorum. Elim nasırlı. Yani o kadar çalışıyorum. Neyinin babamın ahırı olsun. Benim kendi ahırım sonuçta. Ben yapıyorum. Ben emek veriyorum. Ondan sonra işte yok öyle babasının ahırı. Kadın başına her şeye karışıyorsun. Yok, böyle böyle bir sürü şeyler oldu. Bunları size daha sonra anlatacağım. Ondan sonra işte ben kendi işimi kurdum. Ee, uzman Eller Projesi'nden 2022 yılında 100 bin lira hibe aldım. Ve o zaman dört tane simental düve aldım kendime. Doğum yaptılar. 2023 yılında siz de bilirsiniz ki bir şap hastalığı çıktı. Yani Türkiye'nin çoğusu bundan muzdaripti. Benim de kendi köyümde yüzden fazla hayvan telef oldu. Şaptan dolayı sadece. Ve ben bunda gittim sadece muhtara dedim ki bu sizin günahınız. Bu sizin mebaliniz. Çünkü hayvanları aşılatmasanız, önlemini almasanız böyle ölüm riskleri çok fazladır. Ben ondan sonra dedim kendime Hilal. Yani evet sen bunun okulunu okudun. Kendi hayvancılığını da kurdun, ee, şimdi senin artık bu toprağa bir borcun var. Yani köyün için çalış. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bu ülkenin yapı taşı köydür. Köy her köy gerçekten birer fabrikadır. Biz o fabrikanın içinde sadece küçük bir dişliyiz. Dişli olduğu sürece çark döner, çark olduğu sürece de fabrika işler. Şimdi böyle gelip bakmayın. Yani 80 haneden ne olacak? 80 kişinin istihdamı var orada. Hatta daha fazla. Dışarıdan gelen çobanlar oluyor. Ondan sonra o eşleri oluyor. Hepsinin emeği var orada. Biz işte, ben kadınlara sertifika, yani o zaman hatta bu Mayıs ayında bizim Karsil müdürünün bir projesi vardı. Süt satınasyon ve sağım dersi diye. Biz o zaman dedim ki hani kadınların kendine güveni olsun, biz sertifika alalım dedik. Bana kendi köyümden kalkıp dediler ki, bu kızın çıkar olmasa böyle şeyler yapar mı? Ya yaparım, niye yapmayayım ya? Ben köyümün de delisiyim, toprağımın da delisiyim. Ben, ben Gerçekten size söylüyorum bunu, teşekkür ediyorum. Babam hep bize bunu öğretirdi. Biz bu toprak, biz bu toprakların gerçekten üniformasız askerleriyiz. Yani evet, elimizde silahımız yok ama elimizde yabalarımız var. Çok fazla emek vermiş bir insanım. Benim babam e, ilk yani tarlaya gittiğinde biz üç kardeşiz. En büyükleri benim. Erkek kardeşim çok küçük olduğu için. E, Babam tarlada yardım edecek kimse yoktu. Bana dediler ki, babam dedi ki hani gelip yardım eder misiniz? Ben de kız karışım dedim, gidip yardım edelim. Ta o zamandan ortaokuldan beridir ben e, gerçekten eli nasır tutmuş bir insanım. Yani o kadar fazla emek verdim ki çiftçiliğe. Her toprakta, her yerde bir gözyaşım ve terim mutlaka vardır. Ben hep diyorum gençlere. Yani köyde kalalım, köyü büyütelim, hani hayvancılığı geliştirelim. Ben karşı değilim. Evet, geçmişten gelen tecrübeli bir hayvancılık var, doğru. Ama yeterli değil. Gerçekten yeterli değil. Köyde imkan yani göründüğünden çok daha fazla. Gerçekten çok daha fazla. Sadece bunu görmek isteyen görüyor. Görmek istemeyen de hiçbir şekilde görmüyor. Dediğim gibi sigortası yok. Ondan sonra iş imkanı olarak görünmüyor. Bir meslek olarak sayılmıyor. Ve bu biz gençleri inanılmaz derecede yıpratıyor. Benim gibi binlerce genç vardır. Siz büyükler bizim yolumuza ışık tuttuğunuz sürece biz gençler zaten başarılı oluruz. Biz çünkü yapımız gereği dinamiyiz. Biz üretkeniz, çabalar. Size yemin ediyorum benim köyümde öyle gençler var ki makine zekası olarak. Ben hayran kalıyorum. Ya öyle şeyler yapıyor ki şimdi benim erkek kardeşim yapıyor. Biz diyor susuz tarıma geçelim. Vallahi diyorum helal olsun çocuğa bak benden daha nasıl şey yapıyor. Yani böyle siz Yeter ki bir omuz verin. Biz genciz olabilir, hatamız da olur, yanlışımız da olur, eksiğimiz de olur. Ama bir deyin ki, ya iyi ki varsınız. Deyin bir omuz verin, biz zaten kalkarız altından ya. Biz üstleniriz bu ülke. Ya diyorum ya gerçekten çok fazla emek vermiş, çok fazla zorluktan geçmiş bir insanım. Köyde iki türlü başarılı olursunuz. Ya boyun eğersiniz ya da baş kaldırırsınız. Valla ben köyünde herkese baş kaldırdım. Çünkü bu mesleği hiç kimse görmüyordu. Köyde tek hayvan üstüne olan kadın benim. Benim kendi hayvanlarım var. Bu benim çok zoruma gidiyordu. Ya niye? Sabahın, sabaha kadar başında bekliyoruz. Her şeyi yapan biziz, emek veren biziz. Bütün iş yükü genel olarak gençlerin üstünde. Ben bundan üç gün önceye kadar size yemin ediyorum ahır, yeni bir ahır yapıyoruz. Sırf babama fazla bir masraf olmasın diye üç kardeş bir de babam ahır temeli kazıp geldim. Şu an ahırımız yapılıyor. Ahır temeli kazıp geldim. İki gün önce de hayvanım doğum yaptı, hayvanımın başında sabahladım. Aman bir şey olmasın. Hani yeni düğe, bir şey sıkıntısı olur. Yani bir emek veren bizsek mesleği de sonuna kadar hak eden de biziz. Ben lütfen biz gençlere inanın. Yani ben benim gibi genç milyonlarca var. Ben bunu eminim. Sadece bazıları ya aile baskısı yüzünden ya da çevrenin ya çiftçi mi olacaksın, köylü mü olacaksın dediği yüzünden geride kalıyor. Ama ben gerçekten zekalarına ve dinamiklerine o kadar çok güveniyorum ki Yaparız ya biz. Hiç sıkıntı değil. Yaparız. Çünkü benim babam sıfırdan gelmiş bir insan. Bize de hep bunu öğretti. Bir şey yapmak istiyorsanızsa, bir şeyi başarmak istiyorsanızsa emek vermek zorundasınız. Vallahi ben küçüklüğümden beridir her şeye çok fazla emek veriyorum. Şu an bile elim nasırlı ve yüzümde güneş lekeleri var. Attan da düştüm, tırmıktan da düştüm, traktörden de düştüm. Ama hiç de Yine olsa yine yaparım. Soruyorlar bana pişman mısın diye. Çünkü gerçekten çok yorulduğum zamanlar oluyor benim. Yani sadece 2-3 saatlik özellikle doğumlarda uykusuz kaldığımız zamanlar çok fazla oluyor. Annem diyor ki bak diyor ben sana dedim gitme devlet memuru me ol. Vallahi pişman değilim. Yine olsa yine yapardım. Hiç de gözüm görmezdi. Ben e, Kars insanın dağın taşın sert olduğu kadar insanın da sert olduğu bir coğrafyadan geliyorum. Atatürk'ün o kadar baskın olduğu bir yerden geliyorum ki baş kaldırmak inanılmaz derecede zordur. Gerçekten söylüyorum bunu. Yani boyun eğeceğinize baş kaldırın. Bir şey başarmak istiyorsanızsa bırakın asidesinler. Yeter ki yapın. Atatürk'ün de dediği gibi köylü milletin efendisidir. Köy hayvancılığı yaşatır. Bu ülkenin temel taşı köydür. Ben bütün çiftçi kadınlarımızın, bütün emekçilerin elinin nasırından danlanırım yüzündeki güneş lekesinden de anlarım fedakarlığından da anlarım mutluluğundan da anlarım bütün çiftçilerin o nasırlı ellerinden öpüyorum